TV'den Kuş Bakışı programında tekrar beraberiz. Programımıza başlamadan önce Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü münasebetiyle tekrar Cumhuriyetimizde yaşamaktan gururla ve şerefle yad etmekte onur duyuyorum. Ayrıca Yüce Atatürk'ün de vefat yıl dönümü nedeniyle de minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli izleyenler, bu hafta Türk dünyası olsun, Türkiye olsun ve bütün dünyada çok yoğun bir gündem oluştu. En önemli gündem ve bütün dünyayı etkileyecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimiydi. Belki de bu seçim bir dönüm noktası veyahut da değişim meselesi olabilir. Zira seçilen başkan Donald şu üç meseleyi gündeme getirdi ki gerçekten de çok ciddi bir değişimin arifesinde olabiliriz. Birincisi, dijital parayı Amerika'da ve dünyada hakim kılacağını söyledi. Yani dolarizasyonu ikinci planda olacağını söyledi ki bu böyle bir şey olması demek gerçekten bütün dünyada bir ticareti, hayat tarzını standarttan alt üst edecek bir durum olur. Eğer tabii ki başarabilirse. İkincisi, Amerika'nın yurt dışındaki 58 yerdeki üstlerinde bulunan askerlerinde indirime gideceğini ifade etti. Üçüncüsü de savaşları Ukrayna ve şu anda devam eden Orta Doğu'daki çatışmalar bitireceğini söyledi. Tabii ne kadar gerçek olur, ne kadar gerçek olmaz bilemiyorum. Ancak şunu kısaca ifade edeyim. Daha önceki programlarımızda sorulmuştu izleyicilerimiz tarafından. Hangi taraf kazanırsa Türkiye için veya dünya için iyi olur diye. O zaman söylemiştik. Amerikan müesses nizamının kararları, programları var. Hiçbir şey değişmez. Sadece başkanlar çok küçük nüanslarda rotuş yaparaktan ilerleyebilir. Nitekim bu sözümü teyit edecek bir örnekle bildirmeyi istedim. Şöyle ki, Amerikan eski Cumhurbaşkanı Bush dedi ki biz yeni bir Haçlı Seferi başlatıyoruz. Arkasından Dışişleri Bakanı Rice Orta Doğu'da haritalar değişecek, yeniden harita yapacağız dediler. Nitekim geçen bu süreç içerisinde gerçekten benzer durumun yani netleşmemekle beraber altyapısı ve fay hatları ortaya çıktı. İşte Irak'ta 3 bölge, 3 devlet gibi 3 bölge. Suriye'de 4 grup olacağı söyleniyor. Lübnan'da da 3 grubun olacağı söyleniyor. Grup diyorum çünkü belki bunlar devlet içerisinde bir federe yapı gibi, müstakil bir yapı gibi mezhep ve etnik duruma dayalı oluşumlar olabilir. Ama bir bölünme olacağı belli. Dolayısıyla Amerikan müesses nizamının ve küresel emperyallerin yaptıkları programlarda bir değişiklik yok. Başkanlar değişse bile esasta bir değişiklik yok. O nedenle başkanın değişmesi bu ana strukturu değiştireceği konusunda şüphelerim olduğumu söyledim. Nitekim de hiçbir şey değişmedi. Daha önceki program ve süreç devam ediyor. O bakımdan bu başka seçim nedeniyle bütün dünyada bir endişe, bir kaygı başladı. Bu para sistemi ne şekilde, uluslararası para sistemi ne şekilde olacak diye. Bu seçimlerin önemli noktası budur ve o kadar ön plana çıktı ki mesela Ukrayna Savaşı'nda artık eskisi gibi konuşulmaz oldu. Bir senedir devam eden efendim katil İsrail'in uygulamaları gerek Gazze'de gerek Lübnan'da bunlar hepsi de bu gündemin son bir hafta 10 gündeki gündemin gölgesinde kaldı. Türkiye'de de aynı şekilde olan olaylar maalesef çok önemli meselelere bastırdı. İşte dahildeki meseleler çok önemli olmamakla beraber siyasi yoğunluğu arttırdı. Ama en önemlisi bence Türk dünyasında alfa ve birliğine doğru atılan adımdır. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü neden? Türk birliğinin kurulması için yapılması gereken husustur. Bundan aşağı yukarı bir asır önce İsmail Kasparalı'nın söylediği gibi
efendim, dilde, fikirde, işte birlik meselesindeki çok önemli bir adım atılıyor. Türk ortak pazarının kurulması, Türk işbirliğinin gelişlemesi ve bir blok olaraktan dünyada söz sahibi bir Türk dünyasının oluşması açısından bu yapıyı çok önemsiyorum. Nitekim Cumhurbaşkanım Sayın Erdoğan da aynı şeyi ifade etti ve bütün Türk dünyasında 300 milyonluk Türk dünyası için çok büyük bir ümit oldu. İnşallah hatasız, kazasız, sorunsuz bir şekilde devam eder. Şimdi esas bahsetmek istediğim bu programımızdaki konu bu savaşlar, bu kavgalar, bu çatışmaların ana sebebi nedir? Yüzyıllardır devam eden bu çatışmalardan, yani sulh içinde, barış içinde geçen neredeyse bir 50 sene yok dünyada. Bir o tarafta, bir bu tarafta, her yerde çatışmalar, kavgalar var. Sebep nedir? Ana sebep ne olabilir? Yani bilimsel ve felsefik olaraktan buna nasıl bir teşhis koyabiliriz? Mesela eğer zamanımız yeterse çok kısaca bu konu üzerine durmak istiyorum. Şimdi bütün basında da tartışılan ve herkesin sorduğu, birbirine sorduğu, düşündüğü bir mesele var. Ya diyorlar ki İsrail Gazze'yi, Lübnan'ı bombalıyor. Diğer 22 tane Arap ülkesinden herhangi bir ses çıkmıyor. Bu nasıl bir şey? Biz bunu anlayamıyoruz diyor. Gerçekten de anlaşılır gibi değil. Niçin bir birlik, beraberlik yok? Neden böyle oluyor? Lübnan'da İsrail bombalıyor. Hizbullah gruplarına sokak röportajı yapan spikere Lübnanlı bir vatandaş diyor ki olsun diyor, onlar bizden değil diyor, yaptıkların cezasını görsün diyor. Ya aynı devletin vatandaşı böyle söyleyebiliyor. Neden? Hani bu neden sorusunu bilmeden bu tür bu çatışmaları, bu huzursuz dünyayı anlamamız mümkün değil. İşte ben bu konuda bu işin bir temel felsefik ve sosyolojik açılımını, izahını yapmak istiyorum ki bu olayların, çatışmaların, kavgaların meselesi net olarak bir şekilde karar vermede sizlere ve hepimize yardımcı olsun. Şimdi insanları şekillendiren en temel yapı ekonomik ilişkiler. Ekonomik ilişkiler bir toplumsal, sosyal gruplaşmanın eseridir. Yani tek başına dağda yaşayan bir insanı veya çölde yaşayan bir kişinin bir ekonomik faaliyeti olamaz. Ekonomik faaliyeti olabilmesi için üretim, pazarlama, satma, alışveriş ve bir topluma ihtiyaç var. Peki bu toplum oluşurken neye göre oluşuyor? O zaman bu oluşum yapısı aynı dil esasında insanlar, akraba esasında, yani aile yapısı itibariyle, daha sonra daha büyüyerekten de halk, millet ve ümmete doğru seyreden bir sosyolojik yapı vardır. İşte bu süreç içerisinde bir takım kurallar gelir. Bu kurallar yazılı olursa biz bunlara normlar, yasalar diyoruz. Yazılı olmuyorsa geleneksel olaraktan bunlara töre, adet diyoruz. Yani bir karşılığı olmayan, maddi bir cezası müeydesi olmayan alışkanlıklarımız, efendim, davranış biçimlerimiz ve tutumlarımızdır. Dolayısıyla buralardaki çatışmalar, esas temel çatışmalar, işte bu savaşlara kadar gidecek bir süreç izliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman insana şekil veren en önemli konunun tarih boyunca inanç olduğuna, yani iman da demek mümkün ama esas inanç sistemi olduğunu biliyoruz. Çünkü insanlar bir inanç ihtiyacı içinde. Yani bunu diğer canlılarda böyle bir sistem yok tabii, böyle bir durum yok. Bu sadece insana özgü Yüce Yaradan'ın verdiği bir yetenek, bir ihtiyaçtır. İnanmak meselesi. İnanç ve güven. Bu ikisi birbirine paralel iki kavramdır. Şimdi insanlar bir şeye inanıyor. İlk başlarda pagan dediğimiz tabiat ve tabiat üstü soyut veya somut değerlere inanmışlar. Ancak bu inanışın doğruluğu, gerçekliği, isabet konusu tevhid dini ortaya çıkıncaya kadar
yani vahiy gelinceye kadar insanlar korktukları veya çıkar umdukları şeyleri tanrılaştırmışlar. Biz bunlara pagan devri diyoruz. Bunların kaç asır olduğu, kaç yüzyıl olduğunu bilmiyoruz. İşte en son Göbekli Tepe'de çıkan 12 bin yıllık bir varlıktan bahsediliyor. Bir zaman diliminden ve oluşumdan bahsediliyor. O zaman da insanlar inanıyorlar. Dolayısıyla insan toplumunu yapılandıran, yani bugünkü tabirle söyleyeyim, insan mühendisliği, toplum mühendisliği dediğimiz yapılandıran en önemli şeyin inanç olduğunu söylüyoruz. Bunu din demiyoruz çünkü bir Kur'an-ı Kerim özellikle Allah indindeki tek din İslam dediği için İslam dışı olan efendim inanış biçimlerine din olarak kabul etmemek artık Kur'an'a göre mümkün değil. Ama biz inanç sistemi dediğimiz zaman çeşitli inanç sistemleri çıkıyor ve toplumu bir dizayn ediyor. Kurallar getiriyor, müeydeler getiriyor, yasaklar getiriyor, efendim, mükafatlar getiriyor. Dolayısıyla bu inanç sistemi içerisinde toplum birbiriyle geçiniyor. Peki bu toplum dışı başka toplumlar, coğrafyada başka toplumlar nasıl oluyor? Onların da farklı bir inanç sistemi olduğu gibi aynı iyilik de olabilir. Dolayısıyla aradaki bu farklılık, gerek inanç farklılığı, gerekse kültür farklılığı, işte çatışmaların en önemli unsurlarından bir tanesidir. Fakat tarih göstermiştir ki çatışmaların ve savaşların ana sebebi ekonomiktir. Yani toprak ele geçirmek, mülkiyete sahip olmak, altındaki üstündeki zenginlikleri yani ziynetleri sahip olup kendi refahlarını ve hayat tarzlarını daha iyi şartlarda sürdürebilme endişesi ve kaygısıdır. Eğer toplumlar millet olup devlet hale gelmişse bu devletler arası milletler arası oluyor. Eğer olamamış ise daha evvelki asırlarda olduğu gibi aşiret düzeninde yani kavmi düzeyde olduğunu görüyoruz. Kavimler arası, kabileler arası çatışmalar şeklinde görüyoruz. Ama günümüz ulus devletler dünyası olduğu için artık çatışmaların daha çok ulus devletler arasındaki arazi ve kaynak ekonomik sebeplerden olduğunu söyleyebiliriz. Bunu maskelemek için ve cepheyi genişletmek için, aynı şemsiyenin altında tutmak için buna bir takım da efsaneler veyahut da dini gerekçeler de uyduruluyor. Sanki bir din savaşları oluyormuş gibi. Şimdi bu din savaşları olmuş olsa İsrail'in Gazze'de, Lübnan'da yaptığını diğer Müslümanlar niye dahil olmuyorlar? O zaman bu soruyu sorduğumuz zaman demek ki dini savaşlar olmuyor, ümmet savaşları olmuyor. Evet, tarihte Haçlı seferler olmuş ama Haçlı seferlerin gayesi tamamen kutsal toprakları ele geçirme maksadıyla yapılan bir birleşik harekettir. Daha sonra da bu tabii ki o toprakları savunma, ele geçirme, efendim sahip olma meselesiyle o günkü mukim olan, hakim olan Müslüman toplumlarla, milletlerle hatta devletlerle diyelim olan çatışmalar oluşturmuştur. Demek ki bu çatışmaların ekonomik sebeple ortaya çıkan toprak ele geçirme ve kaynakları ele geçirme meselesini, savaşlarına, hakimiyet unsurlarını bir kılıf bulmak lazım. İnsanları domine etmek, efendim biraz daha onları kışkırtmak, sevk etmek için, istikamet vermek için bir takım manevi değerler, ideal, menfaat, çıkar efendim ve bir arada tutacak diğer psikolojik harekat unsurlarını ortaya koyaraktan bu tür çatışmalar oluyor. Şimdi bunların mesela en önemlisi de işte günümüzde yaşadığımız İsrail'deki Büyük Orta Doğu ve Siyonist projesidir. Şimdi geçenlerde okuduğum bir makalede diyor ki Amerika'daki veyahut da İsrail dışındaki Siyonistler kendileri dine inanmıyorlar. Çoğu ateist, deist ama Siyonizme inanıyorlar diyor. Bu da bunun ekonomik olaraktan efendim arazi ele geçirmek için olduğunu, ekonomik değerde olduğunu apaçık gösteriyor.
gene bir küresel emperyallerin yaptığı uygulamayı bir hatırlatmak isterim. İngilizler 19. yüzyılın başlarında Musul-Kerkük petrollerinin üzerine çöktükleri zaman oradaki aşiretleri sizi Osmanlı'dan kurtaracağız, hürriyet vereceğiz, devlet kuracaksınız diyerek isyan ettirdiler. Nitekim emellerine nail oldular. Orada çok büyük savaşlar oldu. Hatta Kuttul Amare'de İngilizler mağlup oldu, esir oldu ama neticede o bölgelerde Osmanlı'dan kopmuştu. Peki orada krallık verdiler, yeni devlet kuruldu. Onlar evet bayrakları vardı, para bastılar ama ekonomiye sahip olabildiler mi? Olamadılar. Gene İngilizlerin bir dominyonu, bir vassal devleti olarak devam etti. Sonra bir Saddam ihtilali oldu. Saddam ele geçirdi. Bu sefer Saddam'ın nükleer silahları var bahanesiyle Irak'ın üzerine çöktüler. O şimdi dediler ki tamam biz Saddam gibi bir diktatörden kurtardık, sizi demokrasi getireceğiz dediler. Şimdi Irak'ta demokrasi var mı? Yok. Üçe bölünmüş vaziyette. Fiili olmasa da bile artık resmen ne olmasa bir kısmı o bir efendim fakt olaraktan, olay olaraktan üçe bölünmüş durumda. İdare ediyorlar. Peki emperyallerin 100 senedir söylediklerinin hiçbir tanesi olmuş mu? Olmamış. Demek ki bu tür kaynakları ele geçirmek için ekonomik olaraktan güce sahip olabilmek için soyut kavramları kullanaraktan savaşların efendim, istikametini ve kendi halkını domine etme yolundan başka bir şey değildir. Bu mesela çok basit, herkesin gördüğü bir örnektir. Kandırılmış halklar, vaat edilmiş, çıkarlar ne lan, devşirilmiş insanlar lan, işte sonuçta emperyallerin istekleri yerine geliyor. İşte bugün vaat edilmiş topraklar da bundan ari değildir. Geçen programlarımızda bu Siyonizmin vaat edilmiş topraklar meselesiyle uzun uzun konuşmuştuk. Yani arzu edenler YouTube'da bunu tekrar bakabilirler. Şimdi Amerikan Başkanı Biden ne demişti? Ben Hristiyan Siyonistim dedi. Şimdi bir demek ki Hristiyan Siyonist var, Yahudi Siyonist var. Demek ki bunların birleştiği bir nokta var. O da nedir? Orta Doğu ele geçirmek. Onun için burada, yoksa onların inançlarla, dinle falan alakalı bir konu değil. Domine etmek için bunu söylüyorlar. Nitekim Orta Doğu'da sınırlar değişecek ama nedir? Efendim, demokrasi getiriyoruz, halka özgürlük getiriyoruz, etnik gruplara ayrı devlet kurduracağız. Bu şekilde daha önceki Reagan doktrini dediğimiz doktrini devam ettiriyorlar. Yani aşağı yukarı 40 sene önce Reagan döneminden kalan doktrini devam ettiriyorlar. Burada dini kullanıyorlar, menfaati kullanıyorlar, demokrasiyi kullanıyorlar ve her türlü vaatlerle kandırıp efendim işgal ediyorlar. Bundan ilgili çok güzel bir söz hatırladım. Afrikalı bir bilge yazar diyor ki, Hristiyanlar gelmeden önce diyor topraklarımız vardı. Hristiyan misyonerler geldi. Elimizde incir oldu ama topraklar onlara geçti diye. İşte bu durumun benzer hadisesi budur. Demek ki tarihte baktığımız zaman emperyalizmin ekonomik nedenlerle hakim olma içgüdüsü devam ediyor. Afrika'nın ve Amerika'nın sömürge haline getirilmesi, efendim Avrupalılar tarafından oraların işgal edilmesi, daha sonra dönüşümle kendilerine benzetilmesi hem dil olaraktan hem din olaraktan ekonomik kaygılarla olmuştur. Burada kullanılan konu, esas mesele soyut kavramlar. İşte demokrasi, hürriyet getireceğiz, efendim, size demokrasi getireceğiz, işte refah getireceğiz şeklindeki propagandalarla topraklara üzerine çökmek ve ele geçirmek meselesidir. Dolayısıyla bu çatışmaların ana sebebi bu. Nitekim yarın bir gün petrol bitse bunlar hepsi tası tarağı toplar giderler. O coğrafyada yaşamazlar. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarını ele geçirmek için
İsrail ile Amerika bu operasyonları yapıyorlar. Zaten eskiden beri söyledikleri çok devletli ve parçalanmış bir Orta Doğu hayal ediyoruz ki bunun da gerekçesine açıkça Siyonizm diyemiyorlar. İsrail'in güvenliği. Yahu İsrail'in güvenliğiyle ilgili ne alaka? Yani Ürdün mü İsrail'le savaşacak? Lübnan mı? Suriye'yle mi? Zaten güçleri yetse bugüne kadar yaparlardı. Bunlar hepsi bahane. Oralara çökmek için yapılmış emperyal ve artık Haçlı kelimesini kullanmayacağım. O da bir vasıta. Hristiyanlıkta olsun veya da Musevilikte. Sadece ve sadece oradaki yeraltı ve yerüstü zinetleri, varlıkları ele geçirmek için yapılan operasyondur. İşte dünya çatışmasındaki en önemli sebeplerin temelinde hakimiyeti ele geçirmek ekonomik sebeplere dair olaraktan. Şimdi bunun içinde din savaşları, sınıf savaşları, millet savaşları neresinde dediğiniz zaman benim kanaatim bu soyut kavramlar savaşa gerekçe olarak kullanılıyor. Bu açık ve net. Yani bunun bir şeyi yok. Bak ikinci bir tarzı. Şimdi ekonomik değeri olan mesela olmayan bir yere niye gitmiyorlar? Mesela niye gidip de Çat, Burkina Faso, Mali oralarda niye demokrasi uğruna gidip de çalışma yapmıyorlar? Çünkü petrol yok, gaz yok, ekonomik bir değer yok. Ekonomik değer olsa iş kolay onlar için. Ama yok. Onun için oralarda herhangi bir şekilde demokrasiyi götürmek gibi bir şey gayeleri veyahut da bir başka ifadeyle idealleri yok. Peki bu meseleye karşı insan tutumu ve toplumun tutumu nedir? Bu niye değişmiyor? İşte o zaman karşımıza bir kavram çıkıyor. Taassup. Veyahut da artık bugün küresel olarak bütün dünyada kullanılan fanatizm dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunların hepsinin bir fanatik yapıdan oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte nedir mesela? Mesih beklentisi, Mehdi beklentisi fanatizmin tam orta sayfasıdır. Kutsal yerlerde efendim gelecek, işte Mesih gelecek, biz kurtar. Böyle bu şekilde bir soyut hikayelerle gerekçe uyduruyorlar. Gerekçe uyduruyorlar. O bakımdan şimdi bir fanatizmi biraz açarsak bunun ne olduğunu, çatışmaların ne olduğunu çok daha net anlamış oluruz. Şimdi fanatizm Arapça bir şey, mutaasıpla bizim aşağı yukarı aynı değeri karşılıyor. Çünkü İngilizce, çünkü bütün küresel olarak kullanılan fanatik kelimesi şarkara işte bizde Türk İngilizce'de kullanılan rigid kelimesi, ekstrem kelimeleri falan bunlar da aynı kavramları şey yapar, karşılar. Yani bu fanatizmi çeşitli. Ama bizde tam taassupla, taassup da Arapça bir kelimedir. Taraf olmak, taraftar olmak manasında Arapça. Türkçe'de buna bağnazlık olarak kullanılıyor. Şimdi bütün bu kavramların bir yerli yerine oturması lazım. Şimdi mesela fanatik kelimesi ne demek esas ona baktığım zaman? Yani fanatizmin içinde bir kavga, şiddet, adam öldürme dahil olmak üzere her türlü bir barışı bozan anlayış var. Bir kere fanatikte bir inancım var veyahut da bir idealim var. Bunu aşırı ve abartı olarak bağlılık, sorgu sual yok, muhakeme yok. Anlatabildim mi? Peşin fikirlilik, ön yargılılık. Dolayısıyla herhangi bir şekilde gelişime veyahut da karşı tarafa senin gibi inanmayanlarla bir diyalog veya anlaşma, bir barış yapma, beraber yaşama yapısı oluşmuyor. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Çatışma meydana getiriyor. Bir ötekileştirme meydana getirdiği gibi efendim bir ayrışma, bir fay hattı getiriyor. Yani kendi bildiğinin en doğru olduğunu kabul ediyor.
bir başka doğruları veyahut da farklılıkları kabul etmiyor. Yani ön yargıyla kesin bir fikir sahibi olmuş. Fikri sabit derler eski tabirle, ön yargı. Ya bu böyle bir durum olunca üstünlük elde etmek için veyahut da hakimiyet, iktidar veya ekonomik zenginliği ele geçirmek için bu organizma bu sefer baskıcı oluyor. Fanatik olunca veyahut da bağnaz olunca veyahut da taassup olunca. Bu bağnazlık, bu baskıcılık da bu sefer barışı, insanlar arasındaki geçimi, huzuru bozuyor. Şimdi bu tür toplumda yaşayan bu insanların bir kere takıntılı, dengesiz, efendim, başka gerçekleri kabul etmediği için kendisini ilerletemeyen, geliştiremeyen bir yapı oluşturuyor. Şimdi bunu biz Türkçemizde kullanırken şöyle bakacağız. Şimdi mesela fanatik dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen spor kulübü taraftarlarıdır. İşte fanatik taraftar falan deriz. Ama fanatik imam veya fanatik dindar, fanatik Müslüman falan demeyiz. Yani o tabir biraz daha böyle siyasal maksadı olmayan, ekonomik tarafı olmayan bir özelliktir. Şimdi bunu mesela radikal kelimesiyle de kullandığımız zaman mesela radikal de aynı kelimedir. Aşağı yukarı aynı şey ifade eder ama bunu da daha ziyade kararlar aşamasını mesela diyoruz radikal ekonomik kararlar alındı diyoruz, tamam mı? Radikal kararlar. Bir mesela da şu parti çok radikal diyoruz. Bu şu görüş çok radikal bir görüş diyoruz. Tabii değil mi? Yani o da bizim taassubun veyahut da bağnazlığın karşıtı olarak kullanılır ama kullanım şekilleri farklıdır ama hepsi de aşağı yukarı aynıdır. Şimdi burada tabii bu yapıyı baktığımız zaman bunun çok yönü var. Mesela dini fanatizm, yani işte bağnazlık diye biz daha çok kullanıyoruz, taassup diye kullanıyoruz. Siyasi fanatizm var. Yani bu da işte en önemli siyasi şeyi kullandıkları, Siyonizmin, Yahudilerin kullandığı bu fanatik yapıdır yani politik olaraktan. Ondan sonra mesela kültürel fanatizm de vardır. O da çok önemlidir. Yani o mesela öyle bir şeydir ki başka kendi değerlerini, kültür değerlerini en doğru kabul eder, başka değerleri kabul etmez. Yani başkalarına saygı da göstermez, anlayışa da karşı, empati de yapmaz. Böyle bir kültürel yapı da var. Şimdi bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela hatırıma bir fanatiklik şekli de mesela şöhret fanatiği. Mesela falanca sanatçının öyle fanatikleri var ki o şarkı söylerken kendinden geçiyor, kendini jiletliyor falan filan, bir takım şeyler yapıyor. Veyahut da evinin odalarına, dükkanına, her tarafa onun resimlerini açıyor. Yani onundan bir model olaraktan bir onun taraftarı, bir fanatiği oluyor. Ha zararlı mı değil mi bu tartışılır. Onun bir ilgisi yok o işin. Yani bunun da böyle bir yapı olduğunu, fikri sabit, ön yargılı olduğunu da söylemek olabilir. Spordaki fanatiği biliyoruz. Şimdi bir de mesela toplumda gördüğümüz bir mesleki şeylik var, fanatiklik, meslek taassubu var. Yani meslek taassubu var. Meslek taassubu da artık o mesleğin menfaatlerini koruyacağım diye başkalarını ötekileştiren, ciddiyeti almayan, onların efendim hak ve hukukuna nazar itibar almayan meslek gruplarının da bu tür taassupları olduğunu biliyoruz. Yani sadece en iyi biziz, bizden başkası yok hesabı yaparlar. Şimdi tabii ki en önemli fanatiklik, taassup da ırkçılık meselesidir. Hani derler ya, çamurdan olsun, toprağımdan olsun diye. Bu da Yahudilerin insanlığa yaptığı bir hikayedir. Çünkü onlarda Goyim vardır. Şimdi şöyle bir ordinarist, profesör veya ilim adamı, Nobel ödülü almış bir kişiyle hastalıklı, aklı yerinde olmayan bir Yahudi'yi yan yana getirsen, Yahudi taassubuna göre o Yahudi ondan üstün, daha verimli insandır. O öyle kabul eder. Onun taassubu öyledir. Yani o öyle anlamıştır. Şimdi bunu tabii din bazında taassupları anlatmak biraz zaman alacağı için zamanımız yetersiz. Onu kısaca örnekleyerekten vereceğim anlaşılsın diye. İşte bu tür fanatik ve taassup gruplar
devletleşiyor, devletin ideolojisi oluyor, programı oluyor. Bu sefer de çatışmacı bir ortamla savaşların sebepleri çıkıyor. İç savaşlar çıkıyor, komşu savaşları çıkıyor. Şimdi bakın Ermenistan meselesine bakın, Türkiye-Ermeni ilişkilerine. Yani şimdi tarihine baktığın zaman o topraklar, Karabağ'ın işte bugünkü Ermenisi oldu, hiçbir zaman Ermenilerin olmamıştır. Ermeniler Bizans zamanında, daha çok çok enseler, yani Fars zamanında, Krezyo zamanında bile Anadolu'da değişik şekillerde Hristiyan olmuş Fars kökenli bir halktır Ermeniler. Kendilerine Hay derler. Tabii değil mi? Ki şeyi de efendim, kökenleri de Anadolu'dur, İran'dır esas. Ancak Rus-İran savaşından sonra, Azerbaycan bölündükten sonra o bölgelerdeki Ermenileri getirip o bölgeleri yerleştiriyorlar. Yani 200 senelik falan bir şey. Yani nereye? Bugünkü Revan, Erivan dediğimiz bölgeyi değiştiriyorlar. Yerleştiriyorlar. Şimdi bunlar tutturuyorlar efendim, Ağrı Dağı bizimdi, bizimdir. Paraların üstüne yazıyorlar. Fanatik. Yani bir din taassubu içine sokmuşlar işin içine. Şimdi bunlar devlet politikası haline gelmiş. Şimdi bunlarla fanatik bu grupları nasıl, ha bunu da kullanan Batı var. Çünkü neden? İslam ve Türk dünyası içerisinde bir hançer gibi orada duruyor. Onu kullanaraktan bahane edecekler. 1832'deki Edirne Anlaşması'na göre Rusların yaptığı Hristiyanların hak ve hukuklarını koruyacağız. Daha sonra Kaynarca Anlaşması'ndaki yaptıkları gibi Osmanlı tebaasındaki Hristiyanların hamisi biziz, onları ezdirmeyiz, haklarını koruyacağız deyip Osmanlı'yı devletin parçalamak için bir çullanma yaptılar. Ve anlaşma hatta sebep oydu. En önemli sebep odur. Yani tabii değil mi? O bakımdan bu tür fanatik bir toplumu ayakta tutabilmek için fanatik kurallar, ideolojiler koyuyorlar. Nitekim Ermenistan bu fanatizminle Karabağ'a saldırdı. İşte bakın savaşların sebepleri nedir? Karabağ'ın bir ekonomik değeri var mı? Var. Evet, çok büyük madenleri var falan ama fanatizm olunca gözü onu da görmüyor. Dolayısıyla fanatizmi kullanaraktan bir arazi işgali, toprak ele geçirme, devlet ele geçirme, bu devlet politikası olmuş. İsrail'in devlet politikası olmuş bir fanatizm. Nereden kaynaklanıyor? Bunu kendi dinlerine bir monte etmişler. Halbuki ne İsa'nın söylediğinde ne Musa'nın söylediğinde böyle bir fanatizm yok. Bunlar daha sonraki din adamlarının, ruhban sınıfının ideoloji olaraktan toplumu ayakta tutmak üzere korku ve vaat esasına dayalı olaraktan ortaya çıkardıkları soyut kavramlardır. Yani bir yerde havuç, bir yerde sopa gibi böyle bir şey vardır. O nedenle fanatizmin bu ırki manada ki en önemli mesela günümüz şartlarından bir tanesi budur. Mesela gene fanatizmi Güney Afrika'daki ırkçılık hadisesi ve Amerika'daki siyahilere karşı yapılan ırkçı hareket, yani işte otobüsleri ayrı, okullar ayrı, bunlar hepsi de bu taassubun, fanatizmin eseridir. Bu çok, hatta işte meşhur WAPS örgütü vardır orada. İrlandalı beyazların örgütü ve bütün hakimiyet onların elindedir. Aynı şekilde işte Yahudilerin, yani herhangi bir insan Yahudi anadan doğmadığı müddetçe Musevilik dinine giremiyor. Alın bu din değil, ırkçılığın tatan kendisidir yani. Bu çok önemli bir meseledir. Yani değil mi? O nedenle ırkçılığın fanatizmi dinciliğin fanatizmiyle at başı yarışır. İşte Hitler'in yaptığı. Bu bir ırkçılık fanatizmidir. Peki Sovyetler Birliği'nin yaptığı fanatizm? Yani bu çok büyük bir fanatik hadise. 80 binden fazla okuyan, yazan efendim Türk aydınını o zamanki hepsini kurşuna dizdiler, öldürdüler. Yani sen niye şiir yazdın diye öldürdükleri, kurşuna dizdikleri efendim ilim adamları var, edebiyatçılar var işte. O bakımdan yani bu siyasal görünümlü ırkçı yaklaşım, fanatik taassubun, bağnazlığın en güzel örneklerinden bir tanesi de
işte hala daha günümüze kadar gelmiş olan Sovyetlerin yaptığı Stalin sürgünleri ve aydınlarının öldürülmesi örneğidir. Yani demek ki bütün çatışmaların sebebinde hakim olma, kaynakla ele geçirme ve bunun da efendim gerekçesi olaraktan ya siyasal rejim, diyor ki sen mesela komünizme, sosyalizme karşısın, hadi öldür, esasında hiç alakası yok öldürdüğü insanların. Dolayısıyla dine karşı bir çatışmalar bahane gösteriliyor, demokrasi bahane gösteriliyor. Bu şekilde bir hakimiyet ele geçirmek meselesi. Yani şimdi çok enteresan bir şey. En son günümüz mesela Doğu Türkistan, Sincan bölgesinde 1948 senesinde Mao iktidar geldikten sonra buraya üzerine çöktüler. Bağımsız bir devlet vardı orada. Bağımsız bir devlet vardı. Bahane, ufak bahanelerle geldiler. İşte biz size muhtarlık vereceğiz. Şudur budur diye üzerine çöktüler. Hani nerede komünizm, halkların kardeşliğiydi rejim olaraktan? Demek ki fasafiso, toprağı ele geçirmek. O bu kadar açık ve net. O nedenle bu taassup devlet politikası olabiliyor. Toplumların arasındaki sürtüşmeleri, işte mezhep kavgaları, efendim tarikat kavgaları, ne dersen dinin içinde o kadar çok fay hattı var ki hepsinin bütün bir şeyi, en doğruyu biz biliyoruz. Bizim dışımızdakiler bu işi bilmez. Biz doğrunun içindeyiz. Bunlar yanlış. Öyle bizimkini kabul edecekler efendim. Düşünceleriyle bir bağnazlıkla efendim ötekileştirerekten ne diyeyim, çatışmalar oluyor. Şimdi bakın mesela bu mezhep çatışmaları konusunda en bariz örnek İran'ın Şialık meselesidir. Şimdi Şialık niye bağnaz? Biz yani ben sosyolojik olaraktan bu inancın içeriğini benim işim, biz karışamayız. Sonuçlarına bakarız. Neden böyle oluyor? Ve toplumdaki karşılığı nedir? Buna baktığımız zaman İran Şiiliği niye bağnaz duruma düşüyor? Diyorlar ki bizim dışımızdaki diyor bütün Müslüman gruplar Kur'an etrafında, Hazreti Muhammed etrafında takipçileri yanlış yolda, en doğrusu bizde. Onun için biz İslam'ı doğru yola getirmek için Müslümanlarla mücadele ediyoruz. Nitekim İran Şiası hiçbir zaman Hristiyanlara karşı bir ok bile atmamıştır. Yani bir mücadeleye girmemiştir. Hep daima işbirliği yapmıştır. Onların işi Şii olmayan gruplarla çatışmadır. Çünkü artık o bir fanatik bağnazlık, bir taassup içinde bir inanca dönüşmüş. İnanç tam bağnazlaşmış. Kendinin dışındakileri doğru kabul etmiyor. Çatışma kabul ediyor. İşte çatışmaların sebebi bu. İşte İran'daki, İran'ın Suriye'de, Irak'ta, orada burada elinin olmasının, Lübnan'da elinin olmasının sebebi bu. Yani İran'ın devlet olarak toprağa mı ihtiyacı var? Petrole mi ihtiyacı var? Gaza mı ihtiyacı var? Hiç neye ihtiyacı var? Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Peki siz başka Müslüman ülkelerin içinde niye bulunuyorsun? İşte o bağnaz taassup var ya, İslam'ın gerçek temsilcisi, doğrusu biziz, imamların takipçisi, bunlar dinden sapmıştır düşüncesi, bağnazlığı, peşin fikri, hükmü İran'ı efendim bu duruma düşürmüştür. Böyle düşünüyor. İşte soruyorlar niye bu İran efendim niye sadece Müslümanlarla savaşıyor ediyor de. İşte sebebi bu bağnazlıktır. Şimdi Afganistan'a bakın. Farkı mı? Orada da Sünni bağnazlık var. Kadın yani Yüce Yaradan'ın tevhid esası ve Kur'an esasına değil, kendilerine göre bir doğrular tespit etmişler. Tabii o da bir ne derece doğru olduğu teşhis. Ve buna göre bir ötekileştirme, yıldırma, baskı, efendim karşı kendinden olmayanlara karşı bir lanetleme, düşman görme ve bugünkü o güzelim tarihi Afganistan'ın ne halde? Şimdi bunun dini bir şeyi var mı? Esası var mı? Kur'an'a veyahut da o devir yaşayanın bu beyanlarına
uygun mu? Ama onlara göre uygun. O uygun oldukları şey kendi yarattıkları dünyanın taassubudur. İşte böylece bir mezhep taassubuyla efendim o vaziyete düşüyorlar. Ve orada da şeyin tersi, öteki mezhebin tersi olaraktan bir hakimiyet kurma ve ele geçirme, bir ruhban sınıfının efendim hakimiyeti var. Onun da hangi dış kaynaklara bağlı olduğu da tartışılır. Yani o da çok önemli bir meseledir. Şimdi bu bağnazlığın toplumlara egemen olması, bunların da toplumların da devletlere egemen olması bağnazlığı kademe kademe yükseltmiş. Bu da devletlerin milletler arasında çatışmalarına sebep olmaktadır. İç savaşlar, iç çatışmaların olduğu, yani bu çatışmaları biraz da silahlı olaraktan görmeyelim efendim. Farklı mecralarda da çatışmalar oluyor. Yani işte evlilik yapmazlar, alışveriş yapmazlar, kültürel birlik yoktur. Efendim gelecekle ilgili birlikleri yoktur. Yani bu tür bir yani silahsız çatışma ortamı da vardır. Yani mesela Türkiye'de bunun örnekleri yok mu? Var işte tarikatlar. Şimdi hangi birini anlatalım? Şimdi süremiz yetmez. Bunlar da bu taassubun içinde kendi dışındakileri öcü görerekten, şeytanlaştıraraktan topluma zarar veriyorlar. Millete zarar veriyorlar. En son örneğini işte FETÖ'de gördük. Ve daha da yandaşları, devam takipçileri vardır. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra son 3-5 dakika içinde de bu işten nasıl, bu taassuptan nasıl kurtulur bu millet, bu insanlar, bunu bir değinelim. Şimdi bir kere bu taassup çevresini, şeylerini kırmak için açık fikirli düşünceleri ortaya koymak lazım. Açık ve net. Eğer bu olmadığı müddetçe taassup mesafe kat eder. O, tabii bunun içinde rejimin ve ortamın uygun olması lazım. O da nedir? Demokrasi, insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklerin yürürlükte olduğu bir hukuk sistemi, işleyen bir adalet olacak ki bu taassubu önüne geçerim. Çünkü karşı fikirlerin de açık seçik fikirlerini ifade edebilecek, tartışabilecek bir ortamın olması lazım. Yani bir empati doğuracak sonucu görmesi lazım. O taassubun içinde yoğrulan, devşirilen, o hale gelmiş olan o insanların. Çünkü onlar hepsi, çünkü psikologlar bu fanatizmi, taassuplu bir davranış bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlık olarak görüyorlar. Yani bir psikoloğa göre bir fanatik, bir efendim mutaassıp, öyle diyelim, hadi dini açıdan şey olmasın, bunları, fanatikleri hasta gözüyle bakıyor psikolog. Bir davranış bozukluğu içinde, yani normal insan gibi görmüyor. İşte bunları o şeyden çıkarmanın da en önemli bir tanesi de empati duygusunu geliştirmek lazım. O nedenle de diyaloglarla, açık fikirliklerle bunu meydana getirmek lazım. Tabii ki bununla beraber sosyopsikolojik olaraktan o taassup içindekilerde aidiyet duygusunu, daha büyük bir millet aidiyet duygusunu, ümmet aidiyet duygusunu, insanlık aidiyet duygusunu geliştirmek lazım. Eğer aidiyet duygusu bu seviyede olmazsa o taassubun içinden çıkamayacaktır. Yani psikologların tabiriyle beyni kilitlenmiştir. Beyni ambargo içindedir. Beyni, düşüş sistemi kiraya verilmiş şeklindedir. Yani tıp ilmi, psikoloji böyle söylüyor. İşte aidiyet geliştirmek suretiyle kendi gibi düşünmeyenlerle bir empati yaratılması bu fanatizme karşı, taassuba karşı en önemli mücadelelerden bir tanesidir. Tabii bu arada da bunu yapabilmesi için o grupta bulunanların da bir farkındalık duygusunu geliştirmek lazım. Çünkü farkındalık duygusu olacak ki aradaki mukayeseyi efendim anlayabilsin. Yani fark etsin. Yanlışı fark etsin. Doğruyu fark etsin. Yani tamamen bir efendim mümeyyiz, olgun bir mümeyyiz, bilimsel ve inanç yönünde de mümeyyiz olacak bir farkındalık duygularını meydana getirmesi lazım. Sonuç olarak özetle kıymetli izleyenler, şunu söylemek istiyoruz.
dünyamızda çatışmalar olur, ülkede çatışmalar olur. Hepsinin de ana sebebi çıkar kavgalarıdır. Ekonomik ve toprak, yeraltı, yerüstü her türlü değeri sahip olma kavgasıdır. Bir yerde mülkiyet kavgası da diyenler de olur efendim. Ama bunları gerekçe olaraktan kendi halk ve taraftarlarını domine etmek için dini, mezhebi, siyaseti, bir takım efendim makam ve mevkileri de kullandıklarını şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu bütün çatışmaların dahili olsun, iç olsun ve devletler arası, millet arası çatışmaların ana sebebi taassubun egemen olması ve hakim olmasıdır. Bu taassup gerek siyasi olsun, gerek ekonomik olsun, gerek kültürel, dini taassuplar yıkılmadığı müddetçe bu çatışmaların süreceğini bilmemiz gerekir. Hepinizi saygıyla selamlarım, esenlikler dilerim.